Merhaba değerli izleyiciler. Renkler Kuşağı'nın yeni bir bölümüne yine hoş geldiniz. Bugün Renkler Kuşağı'nda Abdülgaffar Derel hocamız bizlerle birlikte olacak. İslam ve ümit üzerine konuşmaya çalışacağız. Önce ben Gaffar Derel hocamıza hoş geldiniz diyorum. Olduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Epeyden beri görüşemedik. Evet. Rabbim iyi eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Bugün az önce ifade ettiğim gibi ümit üzerine konuşacağız. İslam'da çok önemli kavramlardan, tasavvufta çok önemli kavramlardan birisi ümittir. Aslında bazı yerlerde mümine denk bir ifade, hatta ümitsizlik, inançsızlığa denk bir ifade olarak görülüyor. Peygamber Efendimiz çeşitli tavsiyelerinde ümit üzerinde çok duruyoruz. Son nefesini vermek üzere olan insana bile Allah hakkında ümit var olmasını bir manada ifade ediyor ve hüsnü zanda bulunarak öbür dünyaya gitmesini buyuruyor. Pek çok hadiste, pek çok temel kavramda ümit geçiyor. Ümitle ilgili hocam neler söylemek istersiniz? Önce bir Euzu Besmele ile başlayalım inşallah mevzuya giriş adına. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in. Bu hafta inşallah Teala ümide dair duygu düşüncelerimizi, inançlarımızı bugün paylaşmaya gayret edeceğiz. Malum olduğu üzere ümit insanı insan yapan en önemli değerlerdendir. Ariflerden birisi bir gün birinin evinde yangın olmuş. Yangın olunca herkes koşmuş tabii, o Arif kişi de koşmuş. Adam yandım, helak oldum, mahvoldum, gitti her şeyim diye feryadu figan edince ne oldu diye soruyor. Diyor ki, görüyorsun diyor, malım mülküm her şeyim yandı, bitti, kül oldu, gitti. Ondan dolayı her şeyim bitti diyor. Ya ben de zannettim ki ümidini kaybetmişsin, iradeni kaybetmişsin. Giden malları yeniden almak mümkün. Yeter ki sen ümidini kaybetme, iradeni kaybetme. Yangınlar yeniden telafi edilir ama ümit gidince bir daha geri telafi edilemez diyerekten onu teselli eder. Dolayısıyla biz de epey bir yangın atlattık, epey bir depremlerin içinden çıktık. Bundan dolayı hayata bakış açımızda ümidi biz adeta bir meşale gibi daima önümüzde bizi aydınlatan bir deniz feneri gibi görmemiz lazım. Eğer onu kaybedersek zaten yönümüz şaşmış, kıblemiz şaşmış, nereye gideceğimiz de belli olmaz hale gelmişiz demektir. Ümidi ummak diye tarif ettik malumunuz. Bunun tersine de ümitsizlik deniyor. Buna yeis deniyor. Yeis denilen şey bütün insanı insan yapan değerlerin, beklentilerin tersine dönmesi, bütün kemalatın önünde en büyük engel olarak ele alınıyor. İşte bu manada ümidi bir Müslümanın bakışıyla, görüşüyle ele almaya gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Genelde temel olarak ümit deyince önümüzde üç ana nokta beliriyor. Birincisi dünya işlerinde, okullarımızda, araştırmalarımızda, iş hayatımızda başarılı olmaya dair kendimizi ümitler besleme ya da ümitsizliğin içine girme. Birincisi bu dünyaya ait işler diyoruz buna. İkincisi bizim için sosyal hayat dediğimiz aile hayatında ya da dava hayatında, hizmet hayatında başaracağına inanma, altından kalkacağına inanma, bu işin olacağına inanma veyahut da olmayacağını düşünüp karamsarlığa bürünme. İkincisi bir de ümidin sosyal hayata ait olan yönü var. Bir de üçüncü bölümü var ki o en tehlikeli olanı, Allah muhafaza buyursun, işlenilen hatalardan, eksiklerden, günahlardan dolayı ben bittim, helak oldum, bir daha artık ayağa kalkamam, ben cenneti kazanamam, cehennemden çıkamam, mahşerde hesap veremem deyip hayata
ümitsiz bakma yahut da artık kurtulduk deyip kendimize göre ümide ait bakış açıları oluşturma. İşte ümidi bu temel üç ana kavramda düşünüyoruz biz. Şimdi biz bunlardan yavaş yavaş gücümüzün yettiği kadar, benim aklıma geldiği kadar, burada aldığım notlardan derlediklerim kadar bir miktar paylaşacağız Allah izin verirse. Kıymetli kardeşlerim, şu alemde hiç kimseye Allah Teala farklı bir dünya vermemiş. Herkes eşit şartlarda yaşıyoruz. Yani güneş aynı güneş, ay aynı ay, yağmur aynı yağmurlar, efendim rüzgarlar aynı rüzgarlar. Anneler, babalar, insanlar, herkes robot değil, bir annenin babanın çocukları. Yani hepimiz şu dünyada aynı ortamların içinde yaşıyoruz. İnsanlar dünyaya eşit şartlarda geliyorlar, eşit donanımlara sahipler. Hepsinin görmek için göze ihtiyacı var, güneşe ihtiyacı var. Bir nezle mikrobu geldiği zaman hepimizi etkiliyor. Bir efendim korona virüsü geliyor, herkesi etkiliyor. Yani korona Çin'de başladı diye Amerika bundan bigane kalmıyor. Amerika'yı da etkisi altına alıyor. Çin'i de etkisi altına alıyor. Allah bütün herkese eşit şartlar vermiş, eşit etkiler vermiş. Hiç kimse de iki kalp, iki ciğer, iki beyin, duble beyin yok. Herkes eşit. Dolayısıyla birilerinin yaptığını ötekilerinin yapamaması diye bir durum söz konusu değil. Her ülkede Allah yapacak insanları yaratmış, nimetlerini bol bol vermiş. Bundan dolayı biz yapamayız. Ümitsizliğine düşmemek lazım. Bir kere donanım olarak Allah bir Amerikalıyla, bir Avrupalıyla, bir Afrikalıyla, bir Uzak Doğuluyu hep aynı şartların içinde yaratmış. Hiç kimse bu konuda karamsarlığa düşmesine gerek yok. İkinci olarak Allah Teala insanlara bu duyguları verirken, kıymetli kardeşlerim, boşu boşuna vermiyor. Her duygunun insan vücudunda bir karşılığı vardır. Allah insanı bu duygularla donatmıştır. Tıpkı bir araba gibi. Arabanın biliyorsunuz debriyajı var, freni var, gazı var, efendim vitesi var, direksiyonu var. Bunların hiçbirisi tesadüfen konmuş, efendim sadece bir süs olsun diye konmuş değil. Hepsinin bir amacı var. Aynen bunun gibi insana da verilen duyguların, ümidin, korkunun, efendim hevesin, hepsinin insanın hayatında bir yeri, bir önemi var. Dolayısıyla ümidi biz ele aldığımız zaman, tıpkı bir arabadaki korku eğer bir fren sistemine tekabül ediyorsa, ümit de bir insandaki arabadaki gaz sistemine, yani gitmen gereken yerde, yapman gereken yerde cesaretle girmen ve yapman lazım. Adeta bunun gibi Allah Teala insanı kainatın özü yaratmış. Dünyamız tıpkı burçları kona göçe dolaşa dolaşa gittiği gibi, insanı da Allah Teala dünyanın dönmesi gibi, bazen korku ikliminde, bazen hayvaniyet ikliminde, affıyorum, bazen insaniyet ikliminde, bazen melekiyet ikliminde, bazen şehvaniyet ikliminde, bazen şeytaniyet ikliminde zaman zaman dolaştırıyor ve böylece insanı kainatın halifesi yapan Allah duygularıyla da bütün kainatın duygularını temsilen insana vermiş. İşte dünyanın dönüşü gibi bu duyguların içinde dönüp duruyoruz. İradeyle bu duygularda dönerken hayırda olanı, faydalı olanı, güzel olanı irade edip de hayata mantığımızla, ilmimizle olumlu baktık mı, Allah'ın izniyle bütün sıkıntıları aşarız. Allah hiçbir şeyi rastgele, tesadüfen insana vermemiştir. Mutlaka bizlere bunların her birinin faydaları vardır. Nice faydalar için Allah bunları bize vermiştir. Saygıdeğer kardeşlerim, eğer insanın ümidi olmasa, bir şeyin geleceğine ait ve bu şeylerin olacağına inanmasa
ne çiftçi götürüp tarlaya tohum eker, ne öğrenci gidip okulda dersine çalışır, efendim sınıf geçeceğim diye uğraşır, ne akademisyen gider, ne aileler çocuk yapacağız diye uğraşır. Her şey bir ümitle oluyor malumunuz. Ümit olmayınca hiçbir şey olmaz. Bundan dolayı Allah kainata fıtri olarak ümidi yerleştirmiş. Görüyoruz yani her şeyi. Dolayısıyla insan da gerek şahsi hayatında, gerek ailevi hayatında, gerek ahiret işlerinde, gerek dünyaya ait işlerde daima ümide dair ve başaracağına dair, kurtulacağına dair ümitleriyle yaşayacak ve ümitleriyle muvaffak olacak inşallah Teala. Sayın kardeşlerim, şimdi ümide ait bu temel meseleleri konuştuktan sonra inşallah bu ümitle ilgili bazı ayeti kerimelerden sizlerle paylaşmak istediğim noktalar var. Ahmet Hocam da girişte zaten ona temas etmişti. İşte o ayetlerden bir iki tanesini bugün paylaşacağız. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de eğer ümit olmasa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermezdi. Peygamber göndermezdi. Cenab-ı Allah hiçbir nimetini vermezdi. Demek ki insanda ümit var. Allah insanın içine ümidi koymuş. Bundan dolayı insan bunları başaracak Allah'ın izniyle. Şimdi Yusuf suresinde bir ayeti kerimeyi paylaşmak istiyorum. Alimler bu ayetin üzerinde çok duruyorlar. Yusuf aleyhisselamın evlatlarına tavsiye sadedinde ya beni yezhebu fetehassesu min Yusuf'a ve akihi ve la teyesu min rahillah innehu la yeyesu min rahillah illel kavmul kafirun. Yavrularım haydi gidin, bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak, bütün sizdeki nimetleri seferber ederek var gücünüzle kardeşinizi arayın. Yusuf'umu arayın. Onun hakkında bana bilgi getirin. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirlerin dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidi kesmez buyuruyor. Yusuf Aleyhisselam'a ait olan bu kıssada 87. ayet olarak karşımıza çıkan bu ayette ümitle ilgili insanın ümitli olması farz, ümidini kaybeden imanını kaybeder diyor alimlerimiz. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler ancak kafir kavimlerdir diyor. Fahrettin Razi Hazretleri, Ahmet Hocam bu ayetin izahı sadedince çok ilginç bir tespitte bulunuyor. Diyor ki Allah'ın rahmetinden veyahut da Allah'tan ümidi kesenler iki şeyden dolayı diyor ümidi keser. Birincisi diyor Allah'ın bu işi yapmaya gücünün yetmediğine insan inanır, onun için ümidini keser. Ha, demek ki Allah'ın takatı yetmiyor. Bu iş Allah'ın dışında bir iş diye düşünür ve böylece bu inanç onu Allah'ın sıfatları konusunda şirke götürür ve böylece Allah'ı inkar etmiş olur, Allah muhafaza buyursun. İkincisi diyor, Allah'ın kudreti olsa bile Allah'ın kudreti beni mi bulacak? Yani var da efendim ama o gider evliyaya gider, asfiyaya gider, peygambere gider. Ama ben kimim? Allah beni nereden bulacak da rahmeti bana gelecek, beni ihate edecek diye düşünür ve Allah'ın rahmetini itham eder. İşte halbuki Allah'ın rahmeti benim rahmetin her şeyi kuşatmıştır diyor. Allah'ın rahmeti sadece evliyaya, asfiyaya değil, sadece bazı ülkelere, bazı insanlara, bazı kuruluşlara değil, herkese ve her şeye. Biri direkt Allah'tan ümidini kesme, ikincisi Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Her halükarda iki sebepten dolayı diyor Fahrettin Razi Hazretleri, ümitsiz insan
küfre girmiş olur diyor bu noktalarda. Rabbim hepimizin ayağını kaydırmasın, hepimizi muhafaza buyursun inşallahü teala. Şimdi bu ayetin yanı sıra kıymetli kardeşlerim, bir başka ayeti kerimeyi daha burada ifade etmek istiyorum. O da şu, Hud suresinde 117. ayeti de burada hatırlamamızda yarar var saygıdeğer kardeşlerim. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Allah, Rabbin senin kavimleri zulüm olsun diye kalkıp da durduk yerde helak etmez. Allah Teala zalim değildir. Zulüm olsun diye onları helak etmez. Peki niçin onlar helak olur? Çünkü onlar aralarında nasihati terk etmişlerdir. Yanlış yola girenleri uyarmamışlardır. Sapıtanları uyarmamışlardır, ikaz etmemişlerdir. Ümitsizliğe düşenin elinden tutmamışlardır, kaldırmamışlardır. Ve böylece insanlar Rabbimizin helakına maruz kalırlar. Ama birbirini düzeltmeye çalışırlarsa, yanlış itikattan, yanlış amelden, yanlış söylemden, yanlış yoldan kişiler birbirlerini uyarır. Ya arkadaşlar yanlış yapmayalım. Bakın Rabbimiz hakkında şöyle düşünelim deyip de uyarınca Allah o kavmi helak etmez diyor. Ama birbirlerini uyarmadılar. Biri bir olumsuzluk yaydı etrafa ve ötekiler de buna inandılar. Aa öyle mi? Vay be! Battı balık yan gider. Bu iş bize göre değilmiş. Demek bu iş böyleymiş deyip o olumsuzluğa hep beraber sürüklendiler. Allah da bunları helak etti, onların kökünü kazıdı. Allah bir toplumu helak etmez. Ne olur? O işe sahiplenen insanların üzerindeki görevi alır, bu işi yapacak yeni bir kadroyu getirir, Allah Teala onu korur. Yani durup dururken Cenab-ı Allah kavimleri, hadi siz bu işi beceremediniz, kökünüz gazıyalım sizin, yeryüzünde bir ferdiniz kalmasın diye bir hüküm vermez Allah. Ne yapar peki? Sana verdiği o nimetlerini alır, ehil olan, bu işi yapmaya kabiliyetli olan, liyakatli olan, inanan yeni bir kadroya alın bu dava sizin davanız der ve onlara yaptırır bu işi. Dolayısıyla saygıdeğer kardeşlerim, ümit Allah'ın yeryüzüne koyduğu bir gösterge, bir ibre. Eğer kişiler, kavimler ümitle hayata bakıyorlarsa, başaracaklarına inanıyorlarsa, el ele tutuşmuşlarsa, bu işin hakkından geleceğiz Allah'ın izniyle demişlerse, Allah dağları düz eder, düzleri pürüzsüz eder ve her şey asan olur. Esbabını da yaratır. Her şey kolay olur kıymetli kardeşlerim. Bundan dolayı ümit bizim Rabbimizin bize muamelesinde adeta bir bakış açısı. Allah Teala ümidimize bakıyor, nimetini ona göre gönderiyor. Dolayısıyla ümitli olmak, ümit var olmak imanın bir alameti ve ümitli olmak müminliğin bir göstergesi saygıdeğer kardeşlerim. Şimdi bu ve benzeri çok sayıda ayet-i kerimeler var. Dediğim gibi zaten ümit Kur'an'ın gelmesinin adı ümittir. Peygamberliğin gelmesinin adı ümittir. Dolayısıyla onların hepsini ümit adına ele almak lazım. Fakat ben bir hadisi şerifi burada huzurunuza arz etmek istiyorum. Bu hadisi okurken çok şaşırmıştım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Diyor ki, kıyamet kopuyor olsa bile diyor, yarın kıyamet kopacak olsa, elinde bir fidanı olan insan, bu fidanı hemen diksin diyor. Ahmet Hocam, sen de ilahiyatçısın. Ekranda gördüğüm için söylüyorum.
Şimdi yarın kıyamet kopacaksa bugün fidan dikmenin ne manası olabilir ki yani? Yani zaten kıyamet kopuyor. Sadece evet, dikmiş evet. olursun. Ben bilmiyorum tabii, sizin çok daha güzel belki yorumlarınız vardır. Yok. Estağfurullah hocam. Yani burada dikilen her şey aslında ahirete bir orada meyve verecek bir ağaçtır hocam yani. Her evet. şey bir ameldir. Yapılan her şeyi belki hani sonuçlarını iyi niyetle biz ameli dikeriz, yaparız ama sonuçlarını vermek Cenab-ı Allah'a kalmış bir şeydir hocam. Yani. Evet, amenna. Tabii ben bunu ümide döndürüyorum hocam. Hem ahirete meyveleri olacak bir amel ama aynı zamanda ümitsizlik olmamalı. Yarın kıyamet kopacak dahi olsa bugün yapılacak işleri bırakmamalı, terk etmemeli, tehir etmemeli. Bir hoca arkadaşımızla bu hadisi mütalaa ediyorduk. Saygıdeğer kardeşlerim. Dedi ki, ya dedi ağacı diksen ne olur, dikmesen ne olur dedi. Yani ağaç dikmeyle kıyamete hazırlık nasıl olacak? Yani bir ağaç dikmeyle mi kıyamete hazırlanmış olacağız? Yarın kıyamet kopacak. Onunla uğraşana gidersin, başka ameller yaparsın. Tevbe yaparsın, istiğfar yaparsın, borçlarını ödersin, helallaşırsın. Ama dedi, burada ifade edilen şey şu. Yarın kıyamet kopacak dahi olsa gönlü karanlık bir insan görüp ona iman adına bir tohum ekilecekse, bir fidan dikilecekse, ahirete ait, nübüvvete ait, peygamberliğe ait, hemen onun kalbine gel sana, otur hele iki dakika kıyamet kapmadan önce Rabbimden bir mesaj sunayım da ebedi alemin kurtulsun. Yarın sen de ben de öleceğiz ama fakat ebedi alemimiz bizim kurtulacak. Gel kardeşim sana bir ben Rabbimden bahsedeyim demektir bunun adı diye ifade etmişti. Benim de çok hoşuma gitti kıymetli kardeşlerim. İşte yarın kıyamet kopacak bile olsa işimizi yapmaya devam etmeliyiz. Efendim yağmur yağdı, ondan dolayı işi yapmayı terk ettim. Rüzgar esti, bıraktım. Hastalık geldi, bıraktım. Şöyle oldu, bıraktım. Böyle oldu, bıraktım deyip kalkıp yapacağımız işleri terk edersek Allah bizi nasıl muvaffak edecek? Bu hadisler bize gelen hadisler, başkasının dininin hadisleri değil. Bu bizim peygamberimizin sözleri. Dolayısıyla bu mevzuda hepimize ciddi bir vazife düşüyor kıymetli kardeşlerim. O vazifede nedir? Ümidi besleyecek en temel unsur olan inançla hayata bakmak ve inancımızla şahlanmak. Bir kişi dahi olsa yapacağımız hizmet birine ulaşacak bir vazife varsa o vazifeyi yapmayı ihmal etmemek. Neticesi Allah'a aittir. Biz bir iş yaparken olacak diye yapmayız. Vazifemiz olduğu için yaparız. Dolayısıyla yaptıktan sonra ötesini de Rabbimize havale ederiz. Herkes ümit adına dolaşıyor. Kimileri ümidini yakalayabilmek için, geleceğe ümitle bakmak için falcılara gidiyorlar. Ya bir benim falıma bak bakayım, geleceğim nasıl olacak? Kimileri yıldıznamelere gidiyorlar. Kimileri kalkıp kahinlerden ümit bekliyor. Acaba benim geleceğim nedir? Onlarla geleceğini düzene sokmaya çalışıyor. Kıymetli kardeşlerim, herkesin içinde böyle bir ümit var. Ama bu ümit falcılıkta, kahinlikte, yıldıznamelerde değil. Bu ümit imandadır. Kişinin içindeki heyecandadır, aşktadır, samimiyettedir, özdedir. Allah'a inanmak lazım. Allah'ın yapacağına inanmak lazım. Dolayısıyla kişi hayata ümitle bakabilme adına önce sağlam bir inanca sahip olması lazım. Sağlam bir inanç. Ben falcının vereceği müjdelerle mi hayata devam edeceğim? Gayipten haber veren insanların söyledikleri efendim asılsız beyanlarla mı geleceğe ümitle bakacağım? Ben imanla bakmam lazım. Bir mümin olarak imanla hayata bakmam lazım. O da nedir?
bu mevzuda bizim ölçümüz, Hoca Efendi'nin bir cümlesi var. İmanı olanın imkanı tükenmez diyor. Yani Allah'a iman gibi bir sermayemiz varken biz niçin ümitsiz olalım ki? Allah gibi bir Rabbimiz varken niçin ümitsiz olalım ki? İmanı olanın imkanı tükenmez diyor. Bir başka yine hocamızın enfes bir cümlesinde diyor ki imanla elde edilenler imkanla elde edilemez diyor. Nice imanlı az topluluklar niye büyük hedeflere ulaşıyorlar? Nice imkanı olanlar o imkanların içinde boğulup kalıyorlar. O zaman bizi başarıya götürecek olan şey para gücü, sermaye gücü, bina gücü, araba gücü değil, gönül gücüdür, iman gücüdür, içteki heyecandır, olaylara samimi bakmaktır, yapacağına inanmak, Allah'tan geldiğine inanmak ve Allah'ın muvaffak edeceğine inanmak. Bizi biz yapan temel değer budur. Kutbe-i Şamiye'de Üstad Hazretleri malumunuz 1908 yıllarında zannedersem o Kutbe-i Şamiye okunuyor. O zamanlar tabii Şam'da malum Emeviye Camii'nde oluyor. 100 civarında Allame'nin bulunduğu büyük bir cami. 10 bine yakın cemaatin bulunduğu bir yerde. Hatta daha sonra bunlar bu hutbe bastırılıyor. Bütün o dünyada dağıtılıyor o zaman. Üstad Hazretleri orada ben diyor sizlere diyor nasihat edecek konumda değilim diyor. Ben size kalkıp da böyle bir şey yapamam ama diyor bir çocuğun diyor okula gidip de dersini öğrendikten sonra gelip babasına oğlum ne gördün okulda ders olarak diye sorunca o da baba şunları gördük diye gördüklerini aktarması gibi ben de hayat tecrübelerinden okuduğum derslerden sizlere diyor gördüklerimi aktarıyorum. Sizi ben böyle büyükler olarak görüyorum diyerekten bir büyüğe nasıl konuşulması gerektiğini orada bize onun da dersini veriyor. Ve arkasından diyor ki ben şu alemi İslam'ın veyahut da beşeriyetin medresesinde gördüm ki diyor. Alemi İslam'ı diyor orta çağın karanlıklarında bulunan ecnebileri de Avrupa'yı da geleceğe uçuran, istikbale uçuran alt hastalıktır diyor. Bunun birincisi diyor, bakın en başa neyi alıyor? İçimizde diyor, bizim en büyük hastalığımız birinci, bizi orta çağın karanlıklarında bırakan en büyük hastalığımız yes hastalığıdır diyor. Ümitsizlik. Biz yapamayız ya. Bu iş bize göre değil. Biz başaramayız, biz edemeyiz, biz aklından gelemeyiz deyip bu işin olmayacağına inanma. Olmayacağına. Hani Hoca Efendi'nin böyle köşe laflarından, beylik sözlerden, kelam-ı kibarlardan birisi mazeret kabahatin kılıfıdır diyor. Yani bir insan bir şeyi yapmıyor, yapmak istemiyor, yapmaya azimli değil ama mazeret arıyor. Benim bu yapmıyorum ama işte gel bana sor neden yapmadığımı. Neden yapmadın? İşte hava şöyleydi, şartlar böyleydi, işte bilmem gücüm şuydu, kuvvetim buydu. 50 bin tane mazeret sayıyor. Ya kardeşim senin o mazeretlerin Edison için geçerli değil mi? Kant için geçerli değil mi? Einstein için geçerli değil mi? Adamların çektikleri çilelere bakın. Ama buna rağmen dünyaya o kadar ilim miras bırakmışlar. Biz niçin kendi kendimize mazeretleri adeta ayet gibi, hadis gibi önümüze alıyoruz da bize ait vazifelerimizi ihmal ediyoruz? Hocamızın ifadesini tekrar ederekten bu noktaya devam edelim. Mazeret kabahatin kılıfıdır diyor. Ya sen yapman gerekeni yap. Vazifeni yap ötesini. Allah'ın işini Cenab-ı Allah'a bırakıp o işi o yapacak. O bizi ilgilendirmez.
Kıymetli kardeşlerim, işte bundan dolayı bize Cenab-ı Allah gerek ayetlerde, gerek savaş içi ayetlerde, gerek aile içi mevzularda hep ümitler vermiş. Bedir Savaşı ile ilgili Enfal Suresi'ndeki ayetleri okuyoruz. Allah diyor size görmediğiniz güçlerle, kuvvetlerle teyit etti. Ve orada diyor ki sizden diyor bir tane inanmış bir kişi müşriklerden 10 kişiye bedeldir diyor. 100 kişi 1000 kişiye bedeldir diyor. Daha sonra Allah sizde diyor zafiyet gördü de bunu 1'e 2'ye indirdi diyor. 50, 65 ve 66. ayetlerde Enfal Suresi'nde yani samimane iman ederseniz karşısındaki kişiler 200 kişi olsa siz de 100 kişi olsanız yine de başaracağınıza inanın diyor. Bize ümit veriyor Allah Teala. Korkmayın diyor. Çekinmeyin. Yürüyün doğru bildiğiniz yolda. Vazifelerinizi yapın. Allah sizi muvaffak edecek diyor. Korkmayın, çekinmeyin diyor. Kıymetli kardeşlerim, işte bundan dolayı ümit dediğimiz mevzu bizim zaten Rabbimizin defaat ile çeşitli ayetlerde, hadislerde peygamberimizin önümüze koyduğu yürüyün, ümidinizi bırakmayın diye nasihat ettiği duygular, sıfatlardır. Kıymetli kardeşlerim, üstadımız bu mevzuyla alakalı çok enfes bir cümle söyler. Der ki, yeis yani ümitsizlik mani her kemaldir der. Yani bir insanın bir mevzuda ümitsiz olması, ben bu işin hakkından gelemeyeceğim demesi, bütün kemalatın önünde en büyük engeldir. Adeta Çin seti gibi bir şeydir. Bir şey yapacaksın, ama yok ya ben bu işin altından kalkamam. Bütün kemalatın önündeki engel, ayağındaki pranga, boynundaki tasma ümitsizliktir. O zaman bir insan başarılı olabilmek için önce ümitsizlik denilen prangaları kırması lazım. Ayağını serbest bırakması lazım. Başını serbest bırakması lazım. Ümitle şahlanması lazım. Allah neden vermesin? Kıymetli kardeşlerim, bu cümleden olarak üstadımız yine devamında da der ki, atalet sefahatın hocasıdır der. Yani bir adam ümitsiz olunca boş kalır, iş yapmaz ve ondan sonra biz bu işi yapamayız, başaramayız diye boş kalınca boş insanın dostu şeytan olur, şeytanla samimi olur ve her çeşit sefahata kapılar aralanır. Artık nereye kadar gideceği belli olmaz. İşte bunun için aziz kardeşlerim, bizim en temel vasfımız ümitli olmaktır. Ümitli olmaktır. Ümidini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Ümidini kazanan Allah'ın izniyle çok şey kazanmış olur. Şimdi bu mevzularla ilgili birkaç tane de örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem gerek hayatında gerekse şu yaşadığımız alemde muhtelif örneklerden sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam önce ondan ele alalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu aleme tek başına gelmedi mi? Hangimiz peygamberimizin maruz kaldığı acılara maruz kaldık? Bakın, daha doğmadan babası gitmiş. Doğmuş, aradan kısa bir zaman geçmiş, annesi vefat etmiş. Aradan kısa bir zaman geçmiş, dede gitmiş. Sonra bir amcanın yanında 25'ine kadar gelmiş. 25 yaşına geliyor, evleniyor. Ne kadar zaman sonra çocukları olduğu ben onları tam bilemiyorum. Ama nübüvvetin esnasında da olan çocuklarını biliyoruz. Fakat bana çok nihran geliyor yani. Çok acı bir şey. Kim dayanır buna bilemiyorum. Allah Resulü'nün 7 tane çocuğu var. Ahmet Hocam çok hakikaten insana dokunuyor. 7 çocuğundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ya 6'sı kendi hayattayken vefat ediyor.
Abdullah, Kasım, İbrahim, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, bunların hepsi kendi hayat seniyelerinde. Bir kısmı kendisi bizatihi toprağa veriyor. Bir kısmını seferde olduğu için katılamıyor. O günkü bulunanlar toprağa veriyor. Bir baba düşünün ya. 7 çocuğundan 6'sını kendi hayatında toprağa veriyor. Bir insanın karamsar olması için bütün sebepler mevcut. Eşini kaybediyor. En büyük yardımcısı amcayı kaybediyor. Etrafında peygamberimize en fazla gücüyle, kuvvetiyle destek olan Hazreti Hamza'yı kaybediyor. Bütün bunlara rağmen Allah Resulü dimdik ayakta duruyor. Mekke Medine arası o hicrete çıktıkları zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hani Hazreti Ebubekir Efendimiz telaşlanıyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ebubekir'in diyor radıyallahu anhü mecmain, Ebubekir'in diyor bir gecesi var ki diyor, ben o geceye bedel bütün ibadetlerimi vermek isterdim diyor. Bütün ömrümü verirdim. O geceyi keşke ben yaşamış olsaydım. O gece neydi diye sorunca Allah Resulü ile beraber mağarada o gün müşriklerin takiplerinden sığındıkları gece diyor. O gün Allah Resulü'nün etrafında onu himaye edeceğim, koruyacağım diyor aşıyor. Ve onu teselli etmeyi Cenab-ı Allah kendine vazife biliyor. La tahzen innallaha ma'ana, peygamberimizin sözü. Dostum tasalanma, Allah bizimle beraber. Dışarıda müşriklerin ayak sesleri, konuşmaları duyuluyor. İçeride daracık bir mağara. Yılanlar, akrepler, çıyanlar belki mevcut. Hiçbir mümin etrafta yok. Kurtarmaya seslerini duyup da imdada gelecek kimse yok. Ama Allah Resulü'ndeki şu teslimiyet, şu ümide bakın. Tasalanma dostum. Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraber. Ümit adına eğer bir olumsuzluğun içerisine düştüysek, dönelim Allah Resulü'nün hayat seniyelerine bakalım. Hangimiz peygamberimizin bu maruz kaldığı durumlara maruz kaldık da ümitsizliğe kalkıp da destan yazıyoruz veyahut da ümitsizliğe kendimizi salıyoruz. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla Allah Resulü'nün hayatı bizim için ümit adına yeter de artar bile. Onun hayatının her lahzasında hep ümidi görüyoruz. Ne Uhud'da ümidini kaybetmiş, ne Bedir'de ümidini kaybetmiş, ne Huneyn'de ümidini kaybetmiş, ne seferlerde ümidini kaybetmiş. Her yerde Allah bizimle beraber. Başına gelip İbn-i Muayt, af buyurun deve işkembesini koyduğu zaman Fatıma annemiz gelip babacığım babacığım deyip onu kurtarmaya çalışırken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını zor kaldırdı o ağır hamulenin altından kaldırınca kızını kucağına alıyor. Korkma kızım, tasalanma kızım, Allah bizimle beraber. Allah babanı zayi etmeyecek kızım. Peygamberimiz bunları yaşarken bize ne mesaj veriyor? Aynı zamanda bize değil mi bu mesajlar? Merak etmeyin. Başınıza gelen hadiselerden dolayı yese kapılmayın. Allah bizimle beraber. Allah bizi zayi etmeyecek. Yeter ki biz gevşekliğe düşmeyelim. Yeter ki biz inancımızı kaybetmeyelim. Allah'la irtibatımızı bozmayalım. Nelere, nicelerine bu dünyada nice nimetler veren Allah bize niye vermesin ki? Rahmeti mi eksilir? Gücü, kudreti mi yetmez? Haşa sümme haşa. Neden bize vermesin ki? Bize de yeter. Ve bu davaya gönül vermek isteyen herkese de yeter. Allah'ın gücü herkese ve her şeye yeter. Allah Resulü'nün hayat seniyelerinden, yani ben sadece bir tane örneği önünüze getirmeye çalıştım. Peygamberimizin hayatının hangi lahzasını ele alsanız onların hepsinde işte ümide ait örnekleri görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı görüyoruz. Yani insan hayret ediyor.
orada gemiye binmiş. Kavminin zaten çekmediği kalmamış. Kavmini terk etmek zorunda kalmış. Gecenin karanlığında, denizin dalgalarında, bir geminin içinde, gemi battı batacak, tutuyorlar Yunus Aleyhisselam'ı, denize atıyorlar. Yani olumsuzluk adına akla gelebilecek ne varsa hepsi üzerine tecelli ediyor. Ve orada denizin alt içinde bir balık gelip yutuyor. Balığın karnında, midesinde, neresindeyse bakıyorsunuz. Yunus Aleyhisselam ne balıktan korkusu var, ne denizden, ne şundan, ne bundan. Kendini atmış secdeye. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Allah'la baş başa, Allah'a derdini anlatıyor. Rabbim diyor, nefsime zulmettim. Senden başka kimse yok. Allah, güç sende, kudret sende. Her şey senin Allah'ın. Nasıl Allah'a teslim olduysa, nasıl ümitle Allah'a yöneldiyse, ne gecenin karanlığı kalıyor, ne balığın efendim karnında olması, ne dalgalar, hepsi aşılıyor da şecereyi yaptığın altında sahili selamete ulaşıyor. Ona veren Allah bize niye vermesin? Dolayısıyla Kur'an bu tür tabloların nice örnekleriyle dolu. Bunu Allah o dönemin enbiyasına, evliyasına verdiğine göre bizim gibi insanlar, daha çok muhtaç olan bizlere niye vermesin? Verir Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim, Üstad Hazretlerinin hayatından da bir iki cümle bahsetmek gerekirse eğer. Yani Üstadımızın o yaşadığı dönemde Osmanlı ulemasının son dönemi oluyor. Herkes artık Osmanlı çatırdıyor. Oradan buradan adeta Osmanlı sarayının sütunları yıkılıyor. Medeniyet artık ayakta duracak hali kalmamış. Her gün yeni bir haberle insanlar karamsarlığa bürünüyor. Ve Osmanlı'nın uleması diyorlar ki artık bundan sonra gelecek olan kıyamettir. Biz kıyameti bekleyelim diyorlar. Ama Üstad Hazretleri hiç onların dediği gibi değil. Niçin diyor herkese terakki dünyası olan şu alem bize tedenni dünyası olsun? Ben geleceği aydınlık görüyorum diyor. Bir nur görüyorum diyor. Onun kendi orijinal cümlesiyle ifade edeyim. Herkes dinden, imandan ümidini kesip de ümitsizliğin içerisinde adeta kıyamet kopsa da kurtulsak dediği yerde ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacak diyor. Geleceğin büyük İslam oluşumunun haberlerini veriyor, müjdelerini veriyor. Korkmayın diyor, gelecek bizimdir diyor. Dünya ihtiyarladıkça, zaman ihtiyarladıkça Kur'an, Peygamberimiz, İslam gençleşiyor diyor. Ümit var olun diyor, geleceğe ümitle bakın diyor. Yaşadığı dönemde yanında kağıdı kalemi olup da üstadın dediklerini yazacak talebesi dahi yok. Ama böyle bir ümitle dolu. Gerek Barla'da, gerek Burdur'da, gerek Isparta'da, gerekse diğer yerlerde. Çok sonraları talebeleri toplanıyor. O yokluklar içerisinde hep ümit tohumları ekmiş. O tohumları gören o sabriler, hafızaliler, efendim diğer bütün o ağabeylerimiz. Onun o ümidine hayran kalıyor ve geliyorlar onun etrafında halkalanıyorlar. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim, biz de o üstadın talebelisiyiz. Biz de o Kur'an'ı okuyoruz ve o Kur'an'ın ayetleri bize de inmiş. Aynı peygamberin ümmetleriyiz. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hatıraları bize de nasihat olarak miras bırakmış. Aynı şeylerin temsilcileri biziz. Biz niçin kalkıp da bize gereken ümitle donanmış olmayalım? Neden her tarafa ümit meşaleleri yakmayalım? Karanlığa küfredip durmakla karanlıktan kurtulamayız. Peki karanlıktan nasıl kurtulacağız? Karanlıktan kurtuluşun bir tane yolu var. O da karanlığı kovacak bir mum yakmak, bir meşale yakmak.
etrafa ümit saçan aydınlıklar ortaya koymak. O zaman bütün karanlıklar gidecek. Her yarasa kaçacak delik arayacak ve gündüzün kelebekleri, kuşları, esen rüzgarları, cıvıldaşan efendim böcekleri etrafı saracak, ümitle dolacak Allah'ın izniyle. Birileri her şeyden fitne oluşturmaya çalışa dursun. İnsanları birbirine vuruşturmaya dursun. İnsanların çarpışmasından, çatışmasından, fitnesinden menfaat devşirmeye dursun. Allah'ın izniyle müsbet hareket edenler, ümitle oturup ümitle kalkanlar geleceğin dünyasını kuracaklardır. Ümit kahramanları geleceğin dünyasını kuracaktır. Ümitsiz olmanın hiçbir alemi yok. Sadece karanlığın olması aydınlık olmadığından dolayıdır. Allah Teala'nın yaktığı o aydınlığı biz temsil edebilirsek bütün karanlıklar saklanacak, mağara arayacak, delik arayacaklar ve yeryüzü imanın, Kur'an'ın, İslam'ın aydınlığına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, ben de heyecanlandım. Affınızı istirham ediyorum. Biraz bu mevzular hepimizi içine alan mevzular. Bunları kalkıp da bigane kalaraktan sadece bir edebiyatını yapalım diye lafını, sohbetini yapmaya çalışaraktan söyleyeceğimiz laflar değil. Bunlar yaşanacak meseleler. Ondan ben de ister istemez o heyecanın içine kapılıyorum. Ben de giriyorum. Bizi geri bırakan şey ne insanların davranışları, ne efendim zalimin zulmü, ne kafirin küfrü, ne münafığın nifakı. Bizi geri bırakan bir tek şey vardır. O da kendi inancımızı kaybetmemizdir. Ümidimizi kaybetmemizdir. Ümidimizi kaybettikten sonra kimsenin bize faydası olmaz. Ama ümidimiz olduktan sonra Allah her bir imtihana bir mehil müddeti vermiş. Mehlini dolduran gümbür gümbür devrilip gidecek, gelecek aydınlıklar olacak inşallah. Ahmet Hocam, mevzuyu bitirdim normal olarak. Belki daha söylenecek bazı şeyleri de paylaşabiliriz ama şurada birkaç maddelik bir şeyim var. Onu da söyleyip tamamlamak istiyorum müsaadenizle. Buyurun hocam, estağfurullah. Yani insanı ümitsizliğe götüren sebepler nelerdir diye şöyle bir düşündüm kendi kendime. Bazı şeyleri şey yapayım dedim. Şöyle birkaç madde aklıma geldi. Ümitsizliğe insanları götüren en büyük sebeplerin başında kıymetli kardeşlerim, insanların sonuca ulaşmada acele davranması. Yani sanki kaderi biz yazdık, geleceği biz planladık. Bundan dolayı zamanı da biz koyacağız. Yani zamanı, kaderi Allah yazdı. Allah'ın yazdığı kaderin vakti gelmediyse niçin ümitsizliğe düşelim ki? Yani hocam hep öyle diyorsunuz diyorsun ama bir türlü olmuyor. Ya hepsinin bir mehl müddeti var yani. Bir anne bile çocuğunu ya artık dayanamıyorum bir an önce doğsa da kucağıma alsam yavrumu deyip de 5 aylıkken doğurmaya kalkarsa ne olur? Çocuğu da öldürürken de riske girer. Her şeyin bir mehl müddeti var. Bir zamanı var, bir vakti var. Geçecektir inşallah. Yani sonuca ulaşmada acele etme. Bir. İkincisi, bizi ümitsizliğe götüren sebepler, bakış açısının yanlış olması. Yani en olumsuz bir şeyin içinde bile olumlu nice güzellikleri vardır. O güzellikleri yakalamak yerine biz olumsuzlukların peşine takılıyoruz, eksik aramaya başlıyoruz. Noksanlıkların arkasına koşuyoruz, o da bizi ümitsizliğe itiyor. Halbuki hadiselerde bakış açımızı düzeltip hemen güzelliklere bakmaya çalışsak. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde olumsuzluklar olmamış mı? Elbette olmuş. O dönemde fitne fesat olmamış mı? Elbette olmuş. Ama Peygamberimiz ashabını hiçbir zaman için olumsuzluklara odaklamamış.
Nifağın içine giren insanların bile adlarını vermiyor Peygamberimiz. Onların üzerinde durup da vakit kaybetmesinler. Güzelliklerini görsünler insanların diye. Bakış açısını hep olumluya göre düzelmiş. Yani bu konuda belki çok fazla örnek verebiliriz burada. Ahmet Hocam malumunuz hani Efendimiz'in mescidinde sohbet esnasında o sahabe-i kiram efendilerimizin arasından bedevi deniliyor. Kalkıyor gidiyor mescidin içini kirletiyor malumunuz. Sahabe-i kiram onun ölümüne müsaade istiyorlar. Vuralım kellesini. Dokunmayın diyor Peygamberimiz işini bitirmeyin. Bitirsin. Ve sonra da bir kova suyla temizliyor. Bir kova suyun yapacağı temizliği siz kalktığınız kanla temizlemeye kalktınız diyor. Bir bakış açısı. Hem bir insan kurtuluyor, hem bir insanın imanı kurtuluyor, hem nice dersler öğreniyoruz. Bir bakış açısı sadece. Dolayısıyla bütün olumsuzlukların içerisinde güzel bir bakış açısı, Rabbani bir bakış açısı yakaladık mı Allah'ın izniyle her şey düzelir. İki bu. Üçüncüsü tarihten ders alamama. Yani sanki bütün hadiseler bir tek bizim başımıza patladı. Bizim dışımızda herkes efendim reftare yasemenlikte çiçek toplayaraktan hayatlarını yaşadılar. Yahu bir ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşında efendim Rus Bolşevik ihtilallerinde öldürülen insanların, sürülen insanların, hapsedilen insanların sayısı kaç Türkiye yapıyor yani? Kaç Türkiye yapıyor? Yani büyük oluşumlar, büyük sancılarla oluyor. Tarih hep böyle olan şeylerle dolu. Nice insanlar bu uğurda canlar vermiş. Bu medeniyet bu noktaya gelmiş ama ne bedeller ödenmiş. Dolayısıyla tarihten haberimiz yok. Başımıza gelen bir şeyle hemen böyle üzülüveriyoruz. Ümitsizliğe kapılıyoruz. Ümitsizliğe düşmemek gerekiyor. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bilgisizlik. Yani eşya ve hadiselerin Allah boyutunu veyahut da hadiselerin boyutunu veyahut da geleceğe ait olan şeylerin böyle ayetlerle, hadislerle bakış açısını bilmeyip o bilgisizliğimizle ümitsizliğe düşme. Belki bu konuda da çok şey söylenebilir. Sonra doğru olmama. Yani kalkıp bazı şeyleri abartma, kendi şeyinde, hacminde tutma veya da umumileştirme. Bir yerde bir şey olmuş, sanki her taraf aynıymış gibi, her taraf aynı şeyleri yayma ve böylece abartma bizi ümitsizliğe itebiliyor. Bir başka şey, çalışmama, gayret etmeme. Yani bir hadise oldu diye adeta elinden gelse, bazı insanlar görüyorum, samimi söylüyorum, boş bir mezar görse gidip oraya yatacak yani artık bitti hadiseler deyip bütün gayreti çalışmayı bırakıyorlar ve öyle bir hale geliyorlar. Dolayısıyla bunlar netice itibariyle kişiyi ümitsizlik çukuruna düşüren belli başlı sebepler. Daha siz bunların içerisinde tamahı, dünya sevgisini ilave edebilirsiniz. Başka şeyleri de koyabilirsiniz. Ama bizi ümide gark eden binler delil varsa, bizi ümide gark eden Esma-i Hüsna adedince sebep varsa, ümitsizliğe sebep olan da işte böyle 3-5 şey oluyor. Bunlara bakıp şeytanı sevindirip ahiretimizi berbat etmeyelim. Rabbimizi sevindirelim, melekleri sevindirelim. Geleceğimizin imarıyla ilgili, gerek ahiretimizle ilgili harıl harıl çalışalım. Şeytanı kahredelim inşallah Teala. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin gününü, gecesini hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim ümidi bol, azmi bol, gayreti bol, sahi bol bir hayat bizlere lütfeylesin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ümit adına çok güzel şeylerdi. Yani ümit varken ümitsiz olmak neden? Gündüzün 50 bin çeşit kuşu varken, kanaryası varken, bülbülü varken gecenin ümitsiz seslerine neden kulak verelim? Evet. Doğru söylüyorsunuz hocam. Evet, her şey Allah'tan.
Ama biz irademizle ümide talip olalım. Yaradan Allah da, ama biz ümide talip olalım inşallah. Teşekkür İnşallah. ediyorum. Sağ olun hocam. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Gafar Dereli hocamız İslam ve tasavvuf kültüründe ümit konulu sohbetiyle ekranlarınıza geldi. Ben de son olarak kişisel gelişim adına bir iki şey söylemek istiyorum. Kişi ümitli olan insanlarla yola çıkması gerekir. Ümidi olan insanlarla yola çıkmak, yol yürümek gerekir. Eğer ümidi olmayan insanlar, ümitse de insanları yoldaş edinirseniz hem yolu yürümek zorunda kalırsınız hem de onları taşımak zorunda kalırsınız. Başka bir yayında görüşmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.